Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şefkat Yerimdar moduna devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere Şefkat bayağı bir ağır yaralanmıştı. Aradan bir hafta geçti. Bir haftadır Şefkat koma gibi bir şeydeydi böyle. Yarı koma yarı uyanık. Gördüğünüz gibi şimdi Esin'in evindeyiz. Bakalım neler oluyor, hadi hep birlikte görelim. Ah, neler oldu ya bana. Aa, üstümde bandajlar mı var ya, onlar ne öyle, ay, bir şeyler yapıştırmışlar falan ama. Oo evet, en son bıçak falan girdiydi, tinerciler falan. Ben neredeyim ya? Oo bayağı da tuvaletim geldi. Tuvalet var mıydı lan bu evde? Tuvalet var mıydı acaba ya? Bu evin neresinde tuvalet var ya? Oğlum evde ne kadar büyükmüş. Esin'in evindeyim galiba. Sanırım o beni getirmiş buraya kadar. Bak ya, yine kız iyilik yaptı bize. Yalnız o şerefsiz tinerciler de ne soktuydu lan. Evi de böyle karıştırıyormuş gibi oluyor ama. Buralarda var mı acaba? Abo. Esin pardon Esin. Ya banyo mu yapıyorsun kızım, sen elbiselerle mi banyo yapıyorsun ya, manyak mısın? Ay Şefkat, benim de banyo bittiydi ya, öyle küvetin içine uzandıydım elbiselerle. Şefkatçım ayaklanmışsın. Oo nasıl hissediyorsun bakalım. Vallahi ayağa kalkabildiğim için iyi hissediyorum da. Yani şimdi sıkıntılı, senin evinde falan uyudum ya Esin, kusura bakma, sana da yük oldum ya. Ay olur mu Şefkat, yani sen benim hayatımı kurtardın ya. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Vallahi en son planım arabayı almak desin ya. Ne kadar zaman oldu, herhalde bir 5-6 saat falan uyumuşumdur. Yani ne 5-6 saati ya Şefkatçim. Sen bildiğin bir haftadır aralıksız uyuyorsun yani. Doğru düzgün uyanmadın bile. Bir hafta mı? Kızım benim arabayı satmıştır o yavşak ya. Benim hemen gitmem lazım lan, kapılarda karıştırdım. Benim hemen gitmem lazım, kusura bakmayasın. Hemen gitmeliyim lan, bu evin neresinden çıkılıyor? Evin girişi çıkışı belli değil. Gitmem lazım Esin, kusura bakma. Ay Şefkat dur, ben de geleyim dur. Vallahi canım sıkılıyor zaten. Bekle, ben de geliyorum, bekle. Sen de mi geliyorsun Esin? Seni de taksiyle sürükleyemem, kusura bakma ya. Ay ne taksisi Şefkat ya, ben yeni araba aldım, görmüyor musun? Onunla gideriz yani. He araba diyorsun. Yalnız Esin, bu nasıl araba lan böyle? Gücücükmüş, bu ne oğlum lan? Allah Allah. Esin yani bu biraz küçük değil mi? Ay Şefkat, boyu değil işlevi önemli yani. Bunu en iyi senin biliyor olman lazım. O ne demek ya, bana bir şekilde laf mı soktu lan bu kız? Gel bakalım Esin o zaman, buyur atla, bak kapıyı da açtım senin için, centilmenimdir. Hadi gidelim o zaman. Araba fena değilmiş de Esin, benim tofaşımı almam lazım. Selim abi, kapıyı aç abi. Eyvallah abi. Yani Esincim kusura bakma, vallahi sana da yük oldum bayağı ya. Neyse, benim hemen gidip tofaş almam lazım. Bu da ne kadar güzel arabaymış ya böyle. Küçücük ufak mufak abi. Yalnız Esin rengini çok beğendim. Siyah beyaz bak, Beşiktaşlıymışsın sen de. Ay Şefkat, ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım zaten yani. Vallahi mi? Ulan kızda tam benim aradığım özellikler var ya, inanamıyorum yani. Gerçi takım tutmasından dolayı onu ayıracak değilim de yani. Başka takım tutsan da sıkıntı olmaz da. Yani tutacağın takımı da iyi biliyorsun yani, helal olsun sana. Ayıpsın Şefkat yani, biz de bir şeyler biliyoruz yani, Beşiktaş tabii ki de. Neyse tamam, diğer takımlar şimdi coşmaya başlar. Diğer takımlar da iyi, diğer takımların da iyi olduğu günler oldu. Ama Beşiktaş farklı, öyle değil mi yani Esin? Ya Esin kusura bakma, biraz gaza basacağım yani. 90'lara çıktım lan. Oo. Benim tofaşı hemen almam lazım. Adam akşama kadar gelmezsen götürür satarım demişti. Benim hemen gitmem lazım. Bu da akülü araba gibi lan abi. Nasıl gidiyor anlamadım ki. Çok ilginç bir araba. Küçükmüş baya. Esin trafikte seni ezmiyorlar mı ya bununla? Vallahi çok küçükmüş yani. Yanlış anlamanı istemem ama. Baya ufak bir arabaymış yani. Ay Şefkat, yani benim gibi narin bir kızın tabii ki de narin bir arabası olacak yani. Haklısın Esin, zaten büyük arabayı ne yapacaksın ki sen ya. Yalnız trafikte sıkıntı çıkartırlar. Bir de bayansın yani. Büyük bir araba olsa iyi olur yani. Daha doğrusu kadın. Çünkü bayan diye bir şey yok Esin'cim. Bayan nedir değil mi yani? Onun kadın olması lazım. Ay haklısın Şefkat de, yani kırmızı ışıklarda falan geçiyorsun. Sıkıntı olmasın, dur şuralarda. Ya ben sen zenginsin diye geçiyordum ya. Oo afişleri de yine asmışlar. Geçmeyek mi yani? Ay Şefkat, kuralları takip etmeni istiyorum yani. Ya kusura bakma valla, tofaş için acele ediyorum yani Esin. Yanlış anlamanı istemem, yoksa ben de kurallara uyan bir vatandaşım yani. Ulan o şerefsiz tofaşı kesin satmıştır var ya. Hayatta acımaz benim tofaşa Esin. Ulan gitti benim tofaş ya. Ay boşver Şefkat ya, zaten eski küskü bir arabaydı yani, değiştirmenin vakti gelmedi mi? Vallahi vakti geldi de param yok Esin. Param olsa ben de değiştiririm yani. Yoksa zevkine sürmüyoruz tofaşı. Ay anladım. Bak kırmızılar da dur. Tamam durdum. Yandı bak, vallahi yandı, görüyorsun değil mi? Geçiyorum yani. Neredeydi lan bu yüzükçü? Şu solda kalıyor olması lazım. Ben buradan döneyim ya, sıkıntı olmaz herhalde. Ve geldik vallahi burası. Oğlum kesin satmıştır lan. Esin bak, benim gizli bir park yerim var, buraya park ediyorum ben. Burası çok güvenli. Kimlerin park ettiğini bilmiyorum ama gayet güzel yani. Gel Esin. Şimdi araban çizilir mizilir biliyor musun? Gel bakalım, benim tofaşı satmış mı? Gerçi yerinde durmuyor. Kullanmıştır herhalde. İnşallah duruyordur ya. Vallahi dükkana geldik. İnşallah satmamıştır bu dingil. Selam merhaba birader. Satmamışsındır diye umut ediyorum benim arabayı. Oo memur hanım var. Merhaba, kolay gelsin. Ben tofaşımı almaya geldim ya. A beyefendi hoş geldiniz. Yalnız ben sizin arabayı sattım yani. Anlamadım. Sattın mı? Sen benim tofaşımı nasıl satarsın lan? Abi beyefendi, anlaşmamız bu yöndeydi. Yani siz bir haftadır gelmediniz.
Ben de sizi kaçtı sandım, bir şekilde amortiyi çıkartmaya çalıştım yani. Kardeşim sen benim arabamı kime satarsın? Nasıl satarsın ya? Vallahi döverim seni. Nasıl satarsın lan? A beyefendi, üstüme gelmeyin lütfen. Memur hanım, yardımcı olur musunuz? Yardımcı olmanıza gerek yok memur hanım. Şunun ağzını burnunu şurada kırsam yeter yani. Beyefendi lütfen rahat bırakır mısınız yani adamı? Ne oluyor yani böyle tehditkar tehditkar? Çekilin lütfen. Çekilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Durumu bana anlatın, yardımcı olayım. Ya memur hanım, ben şu güzel hanımefendiye bir tane yüzük almıştım buradan. Lakin param çıkışmamıştı. Ben de arabayı rehin bırakmıştım. Ya biliyorsunuz mu, tinerciler falan beni bayağı bir bıçakladı. Bir hafta komada kaldım. İşte şimdi geldim arabayı almaya, lakin arabamı satmış yani. Yani anlıyorum beyefendi, geçmiş olsun, lakin siz arabanızı rehin bırakmışsınız. Rehin bırakmak ne demek? Karşılığını veremediğiniz bir durumda başka bir şeyinizi vermek demek. Yani bu durumda adamın onu satma hakkı doğuyor zaten. Size verdiği sürede de ödemeyi yapmamışsınız. O yüzden lütfen gerginlik çıkartmayın, tutuklamak zorunda kalırım. Haydi. Ya ne yapacağım ben şimdi arabasız? Ya kardeşim bari kime sattın onu söyle. A beyefendi, size ismini veremem. Kendisi buranın en elit müşterisidir yani. Sürekli buralara gelir gider. Kusura bakmayın, isim veremem. Ulan madem elit, niye Tofaş'a biniyor bu adam? Ya neyse tamam, valla memur hanım olmasa senin ağzını yüzünü kırardım da. Neyse. Yürü Esin'cim, gidelim ya. A Şevkat, çok üzüldüm ya arabanın satılmasına. Neyse takma kafana, yeni bir araba alırsın. Ya Esin, almasını alırız da nereden alacağız ya? A Şevkatcığım, telefonundan 2 dakika bak yani, internet sitelerini falan gez, satılık vardır bir sürü. Bak onu iyi dedin, dur hemen benim internetten bakmam lazım, çok iyi hatırlattın onu. Buradan bakarız Esin ya, sıkıntı yok. Ya Esin seni de yoruyorum yani, istiyorsan sen arabanı al git. Ben bir tane de buldum ama bayağı uzakta yani. A Şevkat, sen benim hayatımı kurtardın ya. Sana bu kadarını borçluyum yani. Seni taksi köşelerinde süründüremem. Taksi köşesine lan. Seni taksilerde süründüremem yani. Hadi Şevkat, benim arabayla gidiyoruz, gel gel. İyi vallahi Esin, yani benim de işime gelir, tamam. Atla o zaman, hadi gidelim. Ulan ne vefakar kızmış ya, helal olsun var ya. Delikanlı kızmış. Ya Esin çok teşekkür ederim vallahi, yani arabanı falan bana verdin, böyle kullandırıyorsun yani. Başkası olsa güvenmez ya. Gerçekten iyi bir kızsın sen yani. Senden çok da hoşlanıyorum ama işte yani bunları nasıl söylerim bilmiyorum ki. Ha ne dedin Şevkat? Benden hoşlanıyor musun, duyamadım yani. Rüzgar yaptı da biraz, sen arabayı hızlı kullanıyorsun ya. Yani diyorum ki araban da çok hoşmuş Esin ya. Bayağı güzelmiş yani. Ha anlamadım Şevkat, çok mu hoşum? Ulan anlıyorsun da anlamamazlıktan mı geliyorsun, anlamadım ki. Yani diyorum ki Esin, araban çok tatlıymış ya, hayırlı olsun. Kaç bin kilometrede bu ya? Sinirlenme, tamam tamam, bir şey demedik. Ulan hemen sumo güreşçilerine bağlıyor abi, anlamadım ki ufak bir şey söyleyince. Ya Esin vallahi bu arabayı çok beğendim. İnternette gördüm. İnanılmaz ucuz. Sahibinden mi ulan nokta.com'a baktım, orada yoktu. Sahibinden değilse kimden olan nokta.com'a baktım, orada vardı. Oradan buldum yani. Çok güvenilir bir kaynaktır kendisi. Bakalım güzel miymiş araba. Bir test sürüşüne falan çıkarız seninle. Çok da güzel bir gündü abi vallahi, belim falan ağrıyor ya. Bıçak orama burama girdi. Bayağı bildiğiniz beni kestiler, biçtiler, parçaladılar yani. Haydi bak işte. Bak önümüze kocaman bir araç geçti şimdi, tır geçti. Ya kardeşim biraz hızlı sürsene ya. O nedir yani, yavaş yavaş gidiyor. Esincim. Niye kızdın, hayırdır, ne oldu? Ha Şevkat, yani arabamı hor kullanmasan sevinirim, çok basma yani. Daha yeni aldım. Ha pardon, öyle desene ya, pardon pardon. Ben de diyorum arabanın ışıklar niye yanıp sönüyor? Arabanın motor haşata çıkacak abi, bu kadar hıza alışkın değil. Ya hadi kardeşim ya. Ha önümü kapattı abi, şuradan geçebilir miyim? Neyse dur lan, bu araba pahalıdır. Bir de bunun masrafı çıkmasın. Dikkatli sürelim de. Anlat bakalım Esin'cim ya, nasıl gidiyor günler? Ben bir haftadır senin yanında mı uyudum ya? Ay yok Şevkat, sen benim yatak odamda uyudun da ben diğer odada uyudum. Kızım madem iki tane oda var, ben niye senin odanda uyudum ya, Allah Allah. Ha Şevkat nereden bileyim yani, ilk gün benim de kafa güzeldi, beraber yatmışız yani. Ne? Beraber mi yattık? Anlamadım Esin. Nasıl yani, bildiğin beraber yattık. Evet yani Şevkat, ne var yani, normal bir şey. Benim kafa güzeldi, sen de yaralıydın zaten. Kendimizde değildik. Yani Esin, bu durumda bir sıkıntın yok yani, emin misin yani? Ha Şevkat, yani merak etme, kolunu kaldıracak bile dermanın yoktu. Diğerini hayli hayli kaldıramazdın yani. He öyle diyorsan tamam, o zaman sıkıntı yok. Ben de dedim bir an hani ne oluyor? Ya Esin vallahi kusura bakma yani, sana da bayağı yük oldum. Şu arabayı alayım. Abo oğlum, ben kirayı da ödemedim lan. Vallahi kiranın günü de geçti abi. Onu da iki gün sonra ödemem gerekiyordu ama bir hafta geçti üstünden lan. Oho. Ulan benim ev sahibi evin eşyalarını kapıya koymuştur abi şimdi diye. Ya Esin'cim buradan sonra da benim eve gitmemiz lazım. Bayağı bildiğin kızı kullanıyoruz lan. Ya Esin, ben arabayı alayım da ondan sonra senin arabayı bırakayım. Çünkü benim daha eve gitmem lazım, biliyor musun yani? Sıkıntılı. Yalnız kızı da buraya kadar getirdik. Arabasını verip göndermek olmaz. Neyse ben seni evine kadar bırakırım bir şekilde. Ha gerek yok Şevkat, benim de ehliyetim var yani, kendi arabamı sürerim. Ha iyi o zaman. Peki sıkıntı yok diyorsan. Ulan ne kadar da uzak yermiş, sür bitmedi abi. O kadar uzak yerde araba mı satılır ya? Esin'cim tam da pikniklik yer var ya, gelmişken aslında bir takılsak mı, ne yapsak ya?
Bilemedim ki. Ha Şevkat, kusura bakma, benim arkadaşlarımla buluşmam lazımdı ya. 3 saat sonra onlarla buluşacağım. He tamam. Zaten 3 saat sürmez ya işimiz, merak etmesin. Ben arabayı alacağım, gideceğiz yani. Kasaba burası. Nerede demişti lan araba? Birader hadi. Hadi birader. Boş yolda durdun mu, farkında mısın? Şşt lan, boş yolda duruyorsun hadi. Manyak lan. Ulan nerede bu araba ya? Aha o mu lan? Vallahi o galiba. Bunun olması lazım. Evet o, oğlum bu ne lan? İnternette kırmızı görünüyordu bu. Allah Allah. Esin'in araba da iyice batmış abi. Oğlum internette bu kırmızıydı lan. Esin gel gel. Lan bu kırmızıydı. Ya kolay gelsin hanımefendi ya, bırakın kahveyi falan şimdi. Siz mi satıyorsunuz aracı? Ay hoş geldiniz, siz galiba Şevkat Bey'siniz, internetten yazışmıştık. Oo, bayağı da yakışıklıymış yani bu. Şevkat Bey evet, arabayı ben satıyorum. Şimdi benim bu renkte bir arabam olsa ben bu arabayı satmam. Direkt götürür imha ederim. Ya bu nedir bacım, kusura bakma yani. Tamam zevkler ve renkler tartışılmaz da bu tartışılır yani, bu bayağı açık yani. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl araba ya? Ben bir içine bakabilir miyim? Ha zaten kapıların kilidi tutmuyor yani, bakabilirsiniz buyurun. Peki o zaman bir bakıyorum. Bakalım hele şöyle bir. Esin senin de mi bakacaksın, gel bakalım. Vallahi arabanın içi temiz. Fena değil. Ne diyorsun Esin, güzel mi araba ya? Ha Şevkat bilemedim yani, bu araba biraz küçük değil mi ya? Vallahi kusura bakma, benim de bütçe küçük yani, yapacak bir şey yok. Kadın 2000'e satıyor bu arabayı Esin. Ha anladım, 2000. Ya Şevkat istiyorsan ben sana biraz para vereyim. Saçmalama Esin lütfen yani, beni tanıyamadın mı daha? Ben senden para alır mıyım yani? Yapma gözünü seveyim. Benim param var. Ya hanımefendi, hanımefendi bir test sürüşüne çıkabilir miyiz ya? Konuşmuyor da lan. Size diyorum, size bir test sürüşüne çıkabilir miyiz? Ay beyefendi tabii ki de çıkabilirsiniz yani. Hatun kim? Nişanlınız mı? Yok yok, nişanlım falan değil yani, öyle takılıyoruz yani. Neyse. O zaman gidelim. Siz de geliyor musunuz test sürüşüne? Ay yani ben gelmeden olur mu bu test sürüşleri yani? Benim de gelmem lazım. Sonuçta benim arabam. Alıp kaçmayacağınızı nereden bileyim? Ya varsa ki kaçtık gözünü seveyim. Bu arabadan hayır mı çıkar baksana ya. Otur bakalım bacım arkaya. Şöyle bir test sürüşüne çıkalım. Ulan araba fena değilmiş de, rengi bir cinsi ya. İçi falan güzel. Fena araba değil yani. Pembe yapmış bir de, Allah'ım ya Rabbim ya. Esin görüyor musun ne kadar mantıksız insanlar var. Pembe nedir lan? Yalnız bu da gitmiyor lan, fark ettiniz mi? Ya bacım sen bunda ne yaptın gözünü seveyim, gitmiyor lan bu araba. Ha vallahi bu benim babaannemin arabasıydı yani, garajda yatıyordu, öylece bıraktık yani. Anlaşıldı. Bunun bir de tamire girmesi lazım değil mi şimdi? Oho bir sürü masraf çıktı ya. Vallahi bacım şimdi bu tamire girecekse ben açık konuşurum seninle. Ben bu arabayı bu fiyata almam. Bu fiyata çok olur bu araba. Ben bu arabaya taş çatlasa 1000 dolar veririm. Hey 1000 dolar mı? Vallahi boş boş duruyor yani, tamam 1000 dolar da olur. İyi güzel, anlaştığımıza sevindim. Çünkü tamir masrafı var lan bunun. Oğlum bunun komple değişmesi lazım lan. Bir direksiyon elimde kalır galiba. Neyse zaten test edilecek de bir yanı yok bacım. Gördüğüm kadarıyla külüstür bir araba yani. Şöyle çekelim de millete eziyet olmasın, dur. Bayağı külüstür bu. Evet şimdi. Vallahi 1000 dolar veriyorum, anlaşıyoruz değil mi? Ay olur yani, 1000 dolar iyi yani bu arabaya. Evet bu araba bayağı külüstür yani. Baksana kapılar falan kapanmıyor. Artık araç kendinden geçmiş yani. 1000 dolara razıyım. İyi, anlaşmamıza sevindim. Buyurun o zaman 1000 dolarınız. Ay yani 1000 dolar falan bahane de yani, sen bana bir telefon numaranı falan bıraksana ya. Belki bir ara takılırız. Yani arabayı tamir edince arabayı görmek istediğinden. Yoksa başka bir şey değil yani. Yani numaranı versene bana. Numaramı mı? Ne yapacaksın lan numaramı? Neyse vereyim, tamam hadi sen mal sahibisin. 0500. Ha Şevkat ne yapıyorsun yani, bu kadına gerçekten numaranı mı vereceksin yani? Dur vallahi Esin bir kıskançlık krizine giriyor galiba. Ne oldu Esin'cim ya, alt üstü numaramı istedi yani, bir şey olmaz. Hem güzel bir kadınmış yani, versek ne olur ki? Ay tatlım, beni gerçekten güzel mi buldun ya? Vallahi şöyle temiz bir 10 kilometre öteye koyarsak efsane güzel bulabilirim seni. Yani bildiğin Adriana Lima olabilirsin. Ya Esin sıkıntı yapma, numaramı versem ne olacak yani? Ha iyi yani Şevkat, sen bilirsin yani. Ben arabama binip gidiyorum o zaman. Esin şaka yaptım Esin. Esin yok yok, numarayı falan vermiyorum Esin. Esin bir dakika durur musun Esin? Esin bir dakika dur. Oho Esin Esin. Ya Esin bir dur, Allah'ını seviyorsan şaka yapıyorsun, bir gel ya. Lan kız harbi harbi gidiyor. Ne yapıyorsun lan? Arabayı da çarptı. Sadist vay. Esin. Esin gözünü seveyim, çek kenara ya, şaka yaptım. Esin. Esin çek, vallahi benimki daha büyük, ezerim bak. Esin. Oğlum kız ciddi ciddi dinlemiyor lan. Esin'cim. Esin. Ulan dursana bir iki dakika. Ya tamam numaramı falan vermedim, eniştemin numarasını verdim ya. O da zaten yeni boşandı. Esin. Esin. Gözünü seveyim Esin, çek sağa ya. Ya oğlum trip atıyor lan. Ulan sevgili bile değiliz, neyin tribi bu, anlamadım ki. Esin. Ya şaka yaptım diyorum, numara falan vermedim. Esin çeker misin kenara? Esin. Şimdi çarpmak da istemiyorum. Gerçi o zaten çarptı da arabayı. Esin. Dur Esin dur. Esin ne olur dur, lütfen dur ya.
Esin şaka yaptım diyorum. Ya Esin Allah belanı vermesin abi. Kız kaçıyor lan. Esin arka kapıda açık kaldı Esin, bak senin yüzünden bağırtırıyorsun beni milletin içinde. Ön kapıyı da açık bıraktık. Esin. Lan ne olur çek sağa oğlum, bir çek lan. Vallahi vurup devireceğim, aşağı atacağım şimdi. Esin bak başka bir şey yapıyormuşum gibi oluyor Esin. Ya çeksene bir sağa, şaka yaptım Esin ya. Allah Allah, çek bir sağa. Vallahi çekeceğim artık önünü abi, yeter. Cesaret geldi. Esin ne olur dinle bir dakika. Ay Şevkat çekil önümden. Çekil gidiyorum ben. Ya Esin Allah belanı vermesin oğlum, benim kartala da çarptı lan. Esin. Vallahi kız tutturdu abi, bayağı da inatçı. Ne de olsa parabol tabi, arabayı çarpa çarpa gidiyor. Esin bak kapı da açık gidiyoruz vallahi. Esin ne olur yapma bunu bana, Allah'ım yarabbim, kız trip atıyor lan. Esin bak kapı kendiliğinden kapandı. Esin artık yeter ama ya. Esin sen de uzattın yani, gel böyle. Allah Allah, gel böyle çık. Yeter artık çocuklaşma Esin, gel konuşalım 2 dakika. Lan indir o elini indir. O elini indir dayı. Sen kime yapıyorsun, gel bakayım böyle. Ne yapıyorsun lan sen? Kime yapıyorsun sen? Allah Allah, gel bakayım, gel böyle. Dayı kime yapıyorsun sen? Dayı artistik mi yapıyorsun, yüzüne tekme atıyorum lan yerdeyken. Bu nasıl bir başarı abi? Bu yemin ediyorum büyük başarı ya. Adamı resmen tekmeledim lan. Sen kime el gol yapıyorsun dayı? Akıllı ol. 2 dakika şurada bir şey konuşuyoruz. Allah araç değil. Araba fantazi yaptı lan. Ya Esin neredesin Esin? Esin kayboldu lan, arabayı almış gitmiş abi. Oho oğlum, Esin bildiğiniz gitti lan. Ben nereden bulacağım bu kızı ya? Oğlum dayıyı da öyle bıraktık. Dur lan dayıyı ezmesinler, alayım dayıyı. Durun ezmeyin. Ezmişler bile lan. Dayıya fantezi yapmışlar abi. Neyse vallahi ben de götüreyim şu arabayı, bir boyattırayım. Dayıya fantezi yapmışlar orada. Arkada bir boyamacı olacaktı, bir tamirci olacaktı, dur bakalım. Ya kıza inanamıyorum ya, 2 dakika dur dedim yani. Allah'ım yarabbim, tuttu bastı gitti lan. Oğlum nereye gitti Allah bilir ya. Neyse vallahi yapacak bir şey yok. Kız bildiğiniz trip attı abi. Biz bu tofaşı bir boyatalım. Neredeydi lan bu boyacı? Şurada galiba. Burada olması lazım. Selamun aleyküm birader. Afiyet olsun. Ben şu arabayı boyattıracaktım da biliyor musun yani, bir el atsana. Aleyküm selam birader, hoş geldin sen bakalım bu araba mı? Bu araba kara arabası lan, senin ne işin var bu arabayla? Ya sorma, yeni aldım da birader, yani vallahi böyle boyattırmışlar, ne yapayım yani. Neyse sen şunu erkek arabası yapabilin mi? Ben bir de Beşiktaşlıyım biliyor musun, doğma büyüme. Yani şöyle kaliteli bir araba yap şunu. Beşiktaşlı arabası yap. Vay toprağım benim, ben de Beşiktaşlıyım, tamamdır sana özel indirim de yaparım. Gel içeride bekle, ben arabayı tamir ederken neler yapabiliriz bir bakarım yani. Atla bakalım toprağım. Hadi bakalım senin arabayı bir tamir edelim. Şöyle çekelim. Gel bakalım toprağım, ne yapacağız şimdi, anlat bakalım. Vallahi birader şimdi ben bu arabayı bir Beşiktaşlı arabası yapmak istiyorum. Öncelikle plakayı bir değiştir yani, Şevkat yaparız plakayı. Ondan sonra arabayı bir siyah mı boyasa, beyaza mı boyasa. Siyah. Araba siyah olsun. Öyle bir araba istiyorum yani. Fazla bir şey yapmana gerek yok. Merak etme birader, ben hallederim şimdi. Sen birazcık bekle şuralarda, kahve mavi yap kendine. Ben arabayı tamir edeyim. Eyvallah baba, kolay gelsin. Tamir et bakalım. Güzelce bir boyasın abi arabayı. Nerede içeceğiz lan kahveyi? Oğlum burayı da bok götürüyor, burada kahve mi içilir lan? Neyse yapayım kendime bir kahve. Ulan tamirciye bak sen. Paso kargız fotoğrafı var. Bu ne azgınlıktır. Kahveyi de bayağı iyi yapmışım yani, biliyorsunuz mu? Bayağı da sıcak. Bir saattir baksanıza ventilatörün önündeyim. Hala soğumadı. Ya birader bitirmedin mi artık ya? Dur bir kontrol edelim abi. Esin de zaten bir saattir telefonlarını açmıyor. Bu ne lan? Bu açılıp kapanıyor mu böyle? Birader ne yaptın bakayım? Oo oğlum araba efsane olmuş lan. Parlıyor bildiğiniz. Eyvallah birader, eline sağlık. Ayıpsın başkan yani, yaptık arabayı. Eyvallah, şimdi tosta 1000 lirayı. 1000 lira mı? Oğlum tüh lan, vallahi ben daha arabayı yeni aldım biliyor musun yani, 1000 lira çıkmaz. Ben sana 500 vereyim, 500 de sonra getiririm. Vallahi sırf Beşiktaşlısın diye güveniyorum sana. Tamamdır o zaman, tosta 500'ü bana. Sen böyle hep rapçi gibi mi konuşursun? Neyse. Eyvallah birader, eline koluna sağlık ya. Oğlum araba efsane oldu lan. Oha. Vallahi taş gibi oldu. Sen oradan çekil de yani, sıkıntıya girme. Ayrıca o kapı kapanmıyor mu birader, bir baksana. Bir dakika bakayım hemen, olmadı tamir ederiz sana. Bakayım şu kapıyı. Hemen tamir ediyorum kapını. Tamamdır birader, kapanıyor artık. Eyvallah adamsın birader, kolay gelsin. Sağ ol vallahi, sağ ol. Eline koluna sağlık oğlum, araba efsane oldu lan. Vallahi efsane oldu abi. Aldığımda neydi şimdi ne oldu görüyor musunuz? Şuradan bir de benzin alalım arabaya, neredeyse bitmiş zaten. Ondan sonra da şu Esin'in evine gidelim artık, bir konuşalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Şevkat'a efsane bir araç yaptık. Artık kartal kullanıyoruz. Bizim tofaş yalan oldu maalesef.
Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kaldır ellerini, kaldır. Bu bir soygundur. Kaldır ellerini. Sakın konuşmaya çalışma benimle. Kaldır ellerini çabuk. Çabuk kasada ne varsa at. Çabuk. Neyse, dergileri falan boş ver şimdi. Direkt gözüm dergilere kaydı. Hızlı. Hadi doldur onları. Aferin hadi. Aferin. Kal olduğun yerde. Sakın kımıldama. Çıkıyorum. Ne oluyor? Kızı varmış. Kızının elinde silah varmış. Sakın kımıldama. Kımıldama dedim. Kımıldama. Kaç. Plan boka serdi. Vallahi polis geliyor. Kaç. Abi atla. Abi sıkı tutun. Gördüler abi. Kaçıyoruz abi. Ne yaptın sen Faruk?